Merhaba arkadaşlar. Bugün 7. sınıflar için maraton ders kitabımızın 8. ünitesine ait testlerin çözümlerini yapacağız. Birinci testimizin birinci sorusunda Dennis should buy some vegetables, plaster and flowers diyor. Dennis'in alması gereken bazı şeylerden bahsetmiş. Sebze, yara bandı ve çiçek alacak. Buna göre gitmeyeceği yeri soruyor bize. Sebze alacağı için D seçeneğine gitmiş olması gerekiyor. Plaster alması için A seçeneğine gitmiş olması gerekiyor. And flower alması için de B seçeneğine, florist'e gitmesi gerekiyor. Ama C seçeneğine gitmesi gerektiğini belirten herhangi bir seçeneğimiz yok cümlemizde. Bu yüzden cevabımız C olacak arkadaşlar. İkinci soruda choose the best option to complete the sentence according to the picture. Resme göre metni en uygun şekilde tamamlayalım diyor. The blah blah is very angry. Resimde angry olan kim? Burada bir müşteri var. Müşterinin sinirli olduğunu söylüyor. Because there is a problem with the products she bought. Aldığı ürünlerle ilgili bazı problemler varmış. Bu nedenle müşterinin sinirli olduğunu söylüyor. Müşteri ise customer demek arkadaşlar. Bu nedenle cevabımız bursa olacak. Seçenekler biraz kaymış. Bu nedenle işaretlemeden geçiyorum. Cevabımız bursa. Choose the best option to complete the sentence. En uygun olanı seçeceğiz arkadaşlar. The best time for shopping is the end of seasons. Alışveriş için en uygun zaman mevsimin son zamanlarıdır diyor. Çünkü bütün kıyafetler indirimdedir demesi lazım. Zaten resimde de %70'lik bir indirim söz konusu. On sale indirimde demek arkadaşlar. Diğer seçeneklerde ise busy, small ve part time var. Busy meşgul, small küçük, part time ise yarı zamanlı demek arkadaşlar. On sale ise indirimde demek. Which of the following is not mentioned in the text above? Yukarıdaki metinde hangisinden bahsedilmemiştir diye soruyor. Bahsedilmeyen şeyi arıyoruz. Hello, I am Kevin. My family and I live in London. Ben ve ailem Londra'da yaşıyoruz ama başka bir şehire taşınacağız. Annem şu anda yeni mobilyalar alıyor. Yani A seçeneğinden bahsediyoruz. Dad is out to pay the bills. Babam ise faturaları ödemek için dışarıya çıktı. Yani D seçeneğinden bahsediyor. And I'm putting our clothes in the suitcases. Ve ben ise kıyafetlerimizi valize yerleştiriyorum diyor. Yani B seçeneğinden bahsediyor. Ama C seçeneğindeki Jim'den bahseden herhangi bir cümle yok. Bu nedenle cevabımız C olacak. Choose the best option to complete the sentence according to the picture. Resme göre en uygun seçeneği tamamlayacağız. Resimde bir kuyumcu gibi bir yerde olan bir adam var. Tim is going to ask Kate to marry him. Tim, Kate'e evlenme teklif edecek. He is now at the... Ona bir yüzük almak için şu anda nerede olduğunu soruyor. Seçenekleri tek tek incelediğimizde konser alanı, sanat galerisi, fuar, Luna Park ve jeweler shop, mücevher dükkanı var. Bu nedenle resime uygun olan seçeneğimiz A şıkkı arkadaşlar. Look at the shopping list above. Yukarıdaki alışveriş listesine bakın. We won't go to one of the places to buy them. Hangisine gitmeyeceğimizi soruyor. Soruların içerisinde not, won't, don't gibi seçenekler gördüğümüzde olmayanı arıyorduk. Bunu unutmayalım lütfen. Hangisine gitmeyeceğiz? Flowers almak için florist'e gitmemiz gerekiyor. Çiçek almak için çiçekçiye gitmeliyiz. Gitar almak için bir müzik dükkanına gitmemiz gerekiyor. Şört almak için de bir butiğe gitmemiz gerekiyor. Ama yukarıdaki listede herhangi bir şekilde kendi şaptan bir şeker dükkanından alınabilecek bir şey olmadığı için C seçeneğine gitmemiz gerekmiyor. Bu nedenle cevabımız C. 7. sorudan you should change the places of two words above to get the correct pairs. Yukarıdaki eşleştirmelerden iki tanesinin yerini değiştirdiğinizde eşleştirmeleriniz, çiftleriniz doğru olacak arkadaşlar. Bu değişmesi gereken kelimeleri soruyor bize. Have fun, eğlenmek demek, doğru kullanılmış. Pay bills olması lazım. Pay ödemek, bills ise faturalar demek. Do shopping olması lazım, alışveriş yapmak. Buy clothes ise kıyafet almak. Yani böyle bir durumda pay ve do yanlış eşleştirilmiş. Bu ikisinin yer değiştirmesi gerekiyor. Yani cevabımız 2 ve 3 Ceyhan olacak.
Which of the following is not mentioned in the text above? Yine işin içinde bir not var. Yani bahsedilmeyeni soruyor bize, olmayanı soruyor. After seeing Picasso's paintings in the museum. Müzede Picasso'nun tablolarını gördükten sonra. Yani bir müzeden bahsediyor. We will go to a coffee shop. Bir kahveciye gidiyoruz. Kahve dükkanına gidiyoruz. Yani Denizli'den bahsediyor. Or a department store. Sonrasında ise bir mağazaya gideriz diyor. Yani C seçeneğinden bahsediyor. Ama A seçeneğinde bir kitapçı ya da kütüphane gibi bir yer var. Böyle bir yerden bahsetmiyor. Bu nedenle cevabımız A şıkkı. Choose the best option to complete the sentences. Nick is at the newsagent's at the moment and he wants to buy. Newsagent'dan alabileceği bir şey olması lazım. Yani bir gazete, dergi, broşür gibi bir şey alıyor olması lazım. Seçenekleri tek tek incelediğimizde A. Vegetable, sebze. C'de medicine yazıyor, ilaç. D'de bread, ekmek yazıyor. B'de ise magazin, dergi yazıyor. Yani doğru cevabımız bursa olacak arkadaşlar. 10. sorumuzda look at the sentences above. The people won't go to one of the places below to do them. Bunları yapmak için aşağıdakilerden hangisine gitmeyecek diye soruyor. Yine işin içerisinde bir won't, don't gibi olumsuzluk ifadesi var. Yani yine olmayanı arıyoruz. Rose wants to talk about needs of the neighborhood. Mahallesinin ihtiyaçlarına ilgili birileriyle konuşmak istiyorsa bir belediye binasına gitmesi gerekir. A. Belediye binası demekti. Tim wants to watch a documentary. Bir belgesel izlemek istiyorsa movie theater, bir sinemaya gidebilir. Luca wants to buy a dictionary. Bir sözlük almak istiyorsa da bookshop'a, bir kitap dükkanına gidebilir. Ama mahallenin sorunlarından bahsetmek, documentary izlemek, belgesel izlemek ve sözlük almak kelimeleri için bir manava gitmemize gerek yok. Bu nedenle C seçeneği, manav, doğru seçeneğimiz olacak arkadaşlar. 11. sorudan which is not mentioned in the speech bubble above. Yine not gördük. Olumsuzluk ekimiz var. Yani bahsedilmeyen bir şey arıyoruz. I need a white shirt. Beyaz bir tişört istiyorum. Beyaz bir tişörte ihtiyacım var. It can be medium or large. Medium ya da large bedenlerinde, yani orta beden ya da büyük beden olabilir. But I can't pay more than $15. Ama 15 dolardan fazla da ödeyemem. Yani tişörtün renginden bahsettik, Denizli. Bedeninden bahsettik, size, Adana. Fiyatından bahsettik, price. Ama mağazanın adından bahsetmedik arkadaşlar. Bu nedenle B doğru seçeneğimiz olacak. 12'de Denizli seçeneği görünmemiş. Denizli seçeneğinde arkadaşlar amusement park ve shopping mall yazıyor. Choose the best option to complete the sentence according to the picture. Yukarıya göre en uygun şekilde tamamlayalım. Tate ve Nina'dan bahsediyoruz. Tate will go to the amusement park, resmindeki amusement park arkadaşlar. İkincisinde ise bir alışveriş merkezi var. Nina ise alışveriş merkezine gidecek. Yani birinci boşluğumuza amusement park, ikinci boşluğumuza ise shopping mall gelecek. Cevabımız Denizli. Burada amusement park, diğer tarafta ise shopping mall yazıyor arkadaşlar. Tekrar söylüyorum, cevaplar görünmemiş ama birinci boşluğa Tate'in gittiği amusement park, ikinci boşluğa ise Nina'nın gittiği shopping mall gelecek. Bir sonraki testimize bakalım. İki kişinin diyaloğu var arkadaşlar. Birinci kişi soruyor, bu elbisenin fiyatı ne kadar? Harry ise cevap veriyor, 12 dolar diye. Sonrasında ise Kirsty bir şey söyleyecek ve devamında here's the money, işte para burada, buyurun parayı diyecek. Demek ki kabul edecek almayı. Almayı kabul eden seçenek ise I will get it. Ben onu alacağım. C seçeneği. A seçeneği çok meşgulüm. B seçeneği, bir tanesini ücretsiz bedava alabilirsiniz, aldınız. And D seçeneğinde ise siz haklısınız diyor. Ama C seçeneğinde ben onu alacağım. Doğru cevabımız. İki kişi konuşuyor. I need to talk to the manager. Yöneticiyle konuşmak istiyorum. Kim ise cevap veriyor. She is busy at the moment. Şu anda meşgul. Sonrasında bir soru soracak. O da diyecek ki no thanks, hayır teşekkürler. Daha sonra ararım.
Yani burada işte bir mesaj bırakmak ister misiniz olabilir ya da işte ona bir şey iletmemi ister misiniz gibi bir şey sormuş olması lazım. D seçeneği Would you like to leave a message for her? Onun için bir mesaj bırakmak ister misiniz ise doğru seçeneğimiz olacak. Amy ve Matt konuşuyorlar. Matt'in verdiği cevapta yes sir, evet diye başlayan bir cevap var. Sonrasında ise onlar köşede diye devam etmiş. Onlar diyebileceğimiz çoğul bir kavramdan bahsetmiş. Demek ki Amy'nin çoğul bir kavramın nerede olduğu ile ilgili bir soru sormuş olması gerekiyor. Ama cevabını da yes ile başladığı için bir yardımcı fiille soru sormuş olması gerekiyor. Tek tek soruları incelersek. Where is the neighbor's dog? Komşunun köpeği nerede? They are dediğine göre komşunun bir tane köpeği evinden bahsediyor burada. Bu seçenek olmaz. Zaten yes diye başlamaz verdiği soruya cevap verirken. Do you have any sports magazines? Spor dergileriniz var mı? Evet, onlar köşede. B doğru seçeneğimiz arkadaşlar. Where can I buy beautiful long dresses? Uzun güzel elbiseleri nereden satın alabilirim? Yine yes diye cevap vermez ver ile sorulan soruya. Ve D seçeneği Do you go to cinema to watch a film? Film izlemek için sinemaya gider misin diye sormuş. Yine burada da There in the corner diye cevap verebileceğimiz bir soru yok. Ama spor dergileriniz var mı sorusuna evet bayım. Onlar köşede diye cevap verebilirsiniz. Cevabımız Bursa. 4'te alttaki seçenekler görünmemiş ama çok mühim değil. Zaten cevabımız Adana olacak. I don't know this too well. Şehri çok iyi bilmiyorum. Ne yapmalıyım? Bir yardım almak için ne yapmalıyım diye sormuş. O da seçeneklerden bir tanesinde kafede buluşun gibi bir seçenek var arkadaşlar. Diğerinde ise işte burada nakit ödeyin gibi bir seçenek var. Şehirle ilgili hiçbir şey bilmiyorsan bir polis karakoluna gidebilirsin, gitmelisin demesi gerekiyor. Cevabımız A şıkkı olacak. Beşinci sorumda What did you buy from the new department store? Yeni mağazadan ne aldın? I bought a shirt and a pair of shoes. Bir tişört ve bir çift ayakkabı. What about you? Peki ya sen? Boşluk. Because I was very busy. Çünkü çok meşguldüm. Sen ne yaptın diye soracak ve cevabında o işte bir şey söyledikten sonra çünkü çok meşguldüm diyecek. Demek ki gitmedi ya da bir şey almadı gibi bir şey düşünebiliriz. It was really crowded. O çok kalabalıktı. Hayır. I paid for them by credit card. Kredi kartıyla ödedim. Hayır. We bought some cheese and milk. Süt ve peynir aldık. I couldn't do any shopping. Hiçbir alışveriş yapamadım. Çünkü çok meşguldüm. Doğru seçeneğimiz olacak arkadaşlar. Altıncı sorumuzda. I would like to buy a dress for my party. Partim için bir elbise almak istiyorum tabii ki. Sonrasında ise medium diye cevap vermiş. Demek ki buradaki kişinin ona bedenini soruyor olması lazım. Beden soran seçeneğimiz ise D seçeneği arkadaşlar. A seçeneği size yardımcı olabilir miyim? B seçeneği What will you buy? Ne alacaksınız? C seçeneği Do you have a red one? Kırmızı bir tane var mı elinizde? D seçeneği ise bedeniniz nedir diye soruyor. Medium diye cevap verdiği için beden ile cevap verdiği için ise cevabımız Denizli olacak. 7. When you need some cash. Cash nakit para demektir. Nakit paraya ihtiyacınız olduğunda ne yapmalısınız? Buraya onu getireceğim. Tabii ki go to the bank olacak cevabımız. Bankaya gitmelisin. Müzedeki tabloları görmelisin. Alış çalışmaları yapmalısın. Ya da bir Luna Park'ı ziyaret etmelisin. Diğer seçeneklerimiz. Sekizinci soruda You should go to the shopping mall to buy all your needs. Bütün ihtiyaçlarını almak için alışveriş merkezine gitmelisin çünkü bisküviler ve kurabiyeler orada indirimde değil. B seçeneği It isn't a very cheap place. Orası çok ucuz bir yer değil. C seçeneği I know that you like classical music. Klasik müziği seveceğini biliyorum. Ve D seçeneğimiz ise You can find everything there. Orada her şeyi bulabilirsin. Bütün ihtiyaçların için alışveriş merkezine gitmelisin. Çünkü orada her şeyi bulabilirsin. Doğru cevabımız olacaktı. Cevabımız Denizli arkadaşlar.
Dokuzuncu soruda resimde bir pastane gibi bir yer var. I want to buy bread. Ekmek almak istiyorum. Bu nedenle fırın, müze, sanat galerisi ve gazete bayi var. Tabii ki fırına gitmemiz gerekiyor arkadaşlar. Cevabımız Adana. Onuncu soruda you want to buy a pair of shoes. Bir çift ayakkabı almak istiyorsunuz. But you don't know their price. Ama fiyatını bilmiyorsunuz. What do you say to learn that? Öğrenmek için ne sorarsınız, ne söylersiniz diyor. Yani ayakkabıların fiyatını soracağımız cümleyi arıyoruz arkadaşlar. Fiyat sorumuz bizim how much'tı. Could you show me the shoes? Bana ayakkabıları gösterebilir misiniz? What size are you? Bedeniniz nedir? How much are they? Bunlar ne kadar? Do you have black shoes? Siyah ayakkabılarınız var mı? Ama biz fiyatını soracaktık. Bu nedenle doğru cevabımız Ceyhan olacak. 11. soruda biraz küçük görmüş ama match the questions with the answers. Sorularla cevapları eşleştireceğiz. Which question doesn't have an answer? Hangi sorunun cevabı yoktur? Eğer fark ettiyseniz 3 tane cevap, 4 tane sorumuz var. Who did you go there with? Oraya kiminle gittin sorusuna my sister, kardeşim diye cevap verebilirim. Why did you go there? Oraya neden gittin? To buy a pair of shoes for Bob. Bob için bir çift pantolon almak için gittim diyebilirim. When did you go there? Oraya ne zaman gittin? Ne zaman gittin sorusunun cevabı yok. Where did you go yesterday afternoon? Dün öğlen nereye gittin? Bir mağazaya gittim şeklinde Adana ile cevap verebiliriz. Yani böyle bir durumda birinci sorumuzun cevabı B, ikinci sorumuzun cevabı C ve dördüncü sorumuzun cevabı ise A olacak. Ama üçüncü sorumuza ait bir cevap yok. Bu nedenle cevabımız Ceyhan. 12. sorumuzda should I take the bus? Go there. Bir diyalog vermiş arkadaşlar. Düzgün bir sıraya sokacağız. Oraya gitmek için otobüse binmeli miyim? Excuse me, pardon. Do you have a sport magazines? Bir spor derginiz var mı? No, it isn't far from here. Hayır, buradan çok uzak değil. You can go there on foot. Oraya yürüyerek gidebilirsiniz. We don't have any, but you can find it in the bookshop. Bizde yok ama kitapçıda bulabilirsiniz diye bir cevap vermiş. Sorularımıza baktığımızda öncelikle pardon, sizde bir spor dergisi var mı? Yani ikinci soruyla başlıyoruz. İkinci cümleyle başlıyoruz. Sonrasında hayır bizde yok ama onu kitap dükkanında bulabilirsiniz. Yani devamında dördüncü sorumuz gelecek. Sonra peki oraya gitmek için bir otobüse binmeme gerek var mı? Hayır, uzak değil. Yürüyerek gidebilirsiniz şeklinde olması gerekiyor. Yani 2, 4, 1 ve 3 şeklinde olacak. Cevabımız Bursa. 11. soruyu biraz büyütelim mi? Büyümüyor. Lily was ill yesterday. Dün Larry'nin annesi nereye gitti diye soruyor. Larry hastaydı and he needed some medicine to get well. İyileşmek için ilaca ihtiyacı vardı. Bu nedenle annesi onun için ilaç almaya gitti. Demek ki annesi bir eczaneye gitmiş olması lazım. Seçenekleri tek tek incelediğimizde ise eczaneye gittiği seçenek Bursa cevabında var arkadaşlar. 12'de bir mesaj var. Sam ve Jenny konuşuyorlar. İlk mesajda Sam ne yapıyor, ne söylüyor? Okuyalım hep beraber. Hi, I will go to the new bookshop next to the park at 3 in the afternoon. Saat 3'te parkın yanındaki yeni kitap dükkanına gideceğim. All books are on sale there. Orada bütün kitaplar indirimde. And then I will go to coffee shop to have drink ve bir şeyler içmek için sonrasında kahve dükkanına gideceğim. Will you join me? Bana katılır mısın diye soruyor. Jenny'e soruyor. Yani o zaman talks about his plans. İlk mesajda planlarından bahsediyor. Ask Jenny to go to park. Jenny'e parka gitmesini soruyor. Kitapların fiyatını soruyor. Ve Jenny ile saat 4'te buluşmak için anlaşıyor diyor. Ama hayır, birincisinde yapacağı şeylerden bahsettiği için A seçeneği doğru cevabımız olacak arkadaşlar. Yine aynı metinle alakalı olarak Jenny, hemen Jenny'nin cümlelerini okuyalım. Hello Sam, I was in that bookshop yesterday. Ben de dün o
kitap dükkanındaydım ve bir sürü fantastik kitaplar aldım. You should definitely go there. Kesinlikle oraya gitmelisin. Eğer senin için de tamamsa saat 4'te kahve dükkanında buluşalım diyor. O zaman Jenny wants to buy more books. Daha fazla kitap almak istemiyor. Yani az seçeneğimiz değil. Doesn't want to join Sam. Sam'e katılmak istemiyor diyor. Hayır, kafede buluşalım diyor. Yani Sam'e katılacak. Son seçeneği okuyalım de. Went to the coffee shop yesterday. Dün kahve dükkanına gitti diyor. Hayır, dün kitapçı dükkanına gitmişti. Ama C seçeneğinde we'll meet Sam at the coffee shop. Sam'le beraber kahve dükkanında buluşacak. Zaten burada da let's meet at the coffee shop at 4 diyor. Yani C seçeneğimiz doğru seçeneğimiz olacak. 16. sorumuzda Hello, I want to send this parcel to my friend. Bu koliyi, paketi arkadaşıma göndermek istiyorum. Bana yardımcı olabilir misiniz diyor. Tabii ki. Adresini yaz. And phone number of your friend on the parcel. Ve paketin üzerine arkadaşının adresini ve telefon numarasını yaz lütfen. Buyurun. When will he get the parcel? Ne zaman alır paketi? 2 gün içerisinde. Teşekkürler. Bu metne göre Simon ve Betty nerede olabilirler diye soruyor arkadaşlar. Bir kargo yollayacak. A seçeneği eczane, B seçeneği kasap dükkanı, C seçeneği postane, D seçeneği ise bir mağaza diyor. C seçeneği postane doğru cevabımız olacak. 17. sorumuzdan seçenekler tam görünmüyor mu arkadaşlar? A seçeneği Taylor, B seçeneği Chester Street, C seçeneği Rose Street ve D seçeneği ise King Street olacak. You want to see the mayor and talk about the problems of your neighborhood. Which street should you go to? Başkanla görüşüp mahallenizin problemlerinden bahsedeceksiniz. Yani böyle bir durumda bir belediye binasına gitmiş olmanız gerekiyor. Buradaki resimleri tek tek incelediğimizde ise belediye binası şurada arkadaşlar yer alıyor. Yani bunun olduğu sokağı soruyor bize. Bakıyoruz. King Street doğru cevabımız olacaktı. Yani burada Denizli seçeneği olacak arkadaşlar. Cevap net görünmemiş ama belediye binasının olduğu sokak King Street yani Denizli doğru cevabımız. 18. sorudan bir metnimiz var. Metne göre biraz büyütelim. Metne göre Bill ile ilgili bir şeyler soruyor. Hemen önce bir Bill'in konuşmasını okuyalım. Yesterday I went to the music store to buy some DVDs for my brother. Dün bir müzik dükkanına gittim abim için DVD almak için. They were $20 but I only paid $10. 20 dolardı ama ben sadece 10 dolar ödedim. Because they were on sale. Çünkü indirimdeydiler. Then I wanted to buy something for myself too. Sonra kendim için de bir şeyler almak istedim. And I saw there was a sale on music CDs. Ve müzik CD'lerinde de indirim olduğunu gördüm. I bought 3 R&B CDs and left the store happily. R&B CD'si aldım kendime 3 tane ve mutlu bir şekilde dükkandan ayrıldım diyor. Buna göre Bill abisi için R&B CD'si almamıştır. D seçeneğimiz yanlış. Müzik CD'si almak için gitmemişti o dükkana. Abisi için DVD almak için gitmişti. Yani C seçeneğimiz de yanlış. B seçeneği kendisi için DVD almaya gitmedi arkadaşlar. Kendisi için CD alacaktı. Yani B seçeneğimiz de yanlış ama A seçeneğimiz paid $10 less for the DVDs. DVD'ler için 10 dolar daha az ödedi diyor. Less daha az demekti. Bakıyorum normalde 20 dolarken 10 dolar ödemiş. Yani 10 dolar ucuz ödemiş. Demek ki A seçeneğimiz doğru cevabımız olacak. 19. sorumuz yine aynı metinle alakalı. Ama bu sefer Holly'den bahsediyor. Hemen Holly'nin metnini de okuyalım. Last week I went to a shopping mall with my cousin. Geçen hafta kuzenimle beraber bir alışveriş merkezine gittim. We wanted to buy some clothes but we also needed to save money. Kıyafet almak istedik ama aynı zamanda tasarruf yapmamız da gerekiyordu. Para biriktirmemiz de gerekiyordu. When we saw the big sale ama büyük indirim bildirisini görünce bir mağazada we immediately went in, hemen o mağazaya girdik. It was very crowded because everything was on sale. Çok kalabalıktı çünkü her şey indirimdeydi. Both my cousin and I bought two shirts and
got one for free. Hem kuzenim hem ben iki tane şört aldık, gömlek aldık ama ve birer tane de ücretsiz hediye verdiler bize. Yani iki aldıklarında bir tane de ücretsiz yanlarına gelmiş. Buna göre Holly paid for t-shirts. 3 tane şört için ödeme yapmadı. 2 tane şört aldı, bir tanesi ücretsiz geldi. Yani buradaki paid'den dolayı A seçeneğimiz yanlış. When shopping with her brother, Holly shopping'e brother'ıyla gitmedi, cousin'ıyla gitti. İlk cümlemiz de var. D seçeneğine bakalım. Holly CD almak istemedi. Zaten Holly'nin metnin içerisinde CD'ye dair herhangi bir şey geçmiyor kesinlikle. Holly CD almak istedi diyor. Hayır, Holly CD almak istemedi. Holly got one shirt for free. Bir tane şörtü ücretsiz aldı. Evet, son cümlemizde zaten got one for free. Bir tanesini ücretsiz aldı. C seçeneğimiz doğru cevabımız. 20. soruda both Billy and Holly. Şurada metnimiz dursun yine. Şimdi her ikisinin de yaptığı şey neydi? Bir tanesi $20'lık bir DVD 10 dolar almışken bir tanesi ise büyük bir mağazadan indirimle 2 tane tişört alıp 3 tane tişört alıp 2 tanesini ödemişti. Buna göre Bill and Billy bought Bill and Holly, Bill ve Holly went shopping alone. Alışverişe yalnız gitmediler. Holly'nin yanında kuzeni vardı. B seçeneği bought their needs in the sales. İhtiyaçlarını indirimden aldılar diyor. Evet, B seçeneği doğru. Went to a crowded store, kalabalık bir mağazaya gittiler diyor. Bill'in kalabalık bir mağazaya gittiğine dair bir bilgi yok elimizde. Bu nedenle C seçeneğini seçemeyiz arkadaşlar. Ama ikisi de ihtiyaçlarını indirimden aldıkları için B seçeneği doğru cevabımız olacak.